İnsanoğlunun benlik algısı konusuna ve bunun kayıpla, ölümle, musibetlerle olan ilişkisine bakmaya çalışacağız. Aslında insanoğlu kendi zihninin oluşturduğu benliği koruma kaygısına düşer. Ve onu sürekli olarak güçlendirmeye, parlatmaya, onu doldurmaya, onu başkalarının gözünde daha kabul edilebilir bir hale getirmeye çalışır. Çünkü aslında varlığını zihinsel olarak oluşturduğu bir ben algısına indirgemiştir. Yani ben kimim? Sosyal hayatta var olan biriyim. İnsanlarla ilişkileri olan biriyim. İşte önemsenmek, dikkate alınmak, sevilmek, takdir edilmek, bir şeyler başarmak isteyen biriyim gibi, hani görünürde çok da problematik olmayan, hani gayet makul, hani sevilmek, takdir edilmek, başarılı bir şey yapmak, insanların dünyasını değiştirmek, insanlara olumlu katkıda bulunmak, işte faydalı bir şeyler yapmak kötü mü diye kendi kendimize tabii ki gayet makul gibi görünen bir benlik oluştururuz. Bu gayet makul gibi görünür. Yani mesela insanlara yardım etmek istemekte ne var gibi, veya işte insanları doğru ve olması gereken yönde uyarıyorum. Bu güzel bir şey değil mi? Hatta bazen bunu meşrulaştırmak için ne yaparız? Tam zıttından hareket eder ve deriz ki, yani umursamaz mı davranayım? İşte insanları yok mu sayayım? Bencil mi olayım? Gibi bir yaklaşımla da bazen ne yaparız? Olumsuz ihtimallere vurgu yaparak mevcut benlik algısını meşrulaştırmaya ve onun üzerinden hayatı devam ettirmeye çalışırız. Onu onaylarız. O aslında bir nevi hani bulduğumuz hani toprağın arasında bulduğumuz bir hazine gibi gelir. Yani ben bir şey olmalıyım. Ve şöyle bir hikaye de oluştururuz. Her insan var olmaya çalışıyor. Hani var olmak için hepimiz bir mücadelenin içindeyiz diye başladığınız an kendi mezarınızı kazmışsınız demektir. Yani canlı canlı oraya giriyoruz. O mezara girmiş oluyoruz. Neden? Kim var olmaya çalışır? Henüz var olamamış olan insan. Kim bir şey başarmak ister? Henüz kendini bir şey başaramadığına inandırmış ve bundan dolayı da tırnak içinde kendiyle ilgili sen henüz hayatta hiçbir şey başarmadın diyen bir algı ile kendinizi tanımlamış olursunuz. Aslında bu nedir? Hepimizin aslında son tahlilde kendimizi diri diri aslında mezara koymaktır. Hatta ben bu yaklaşımı değerlendirdiğimde aklıma şey gelir, yani işte Kur'an'da ve Arap örfünde çokça veya kısmen rastlanan işte kız çocuğunu diri diri gömmek. Aslında biz ne yapıyoruz? O gerçek kendimizi unutmuş bir şekilde sahte bir benliği onun yerine koyarak aslında onu da diri diri gömüyoruz. Mesela çok zaman zihnimizde şunu yaşarız. Sen ne kadar beceriksiz birisin. Sen iyi bir şey yapamıyorsun. Sen mükemmel değilsin. Sen iyi konuşamıyorsun. Sen iyi bilmiyorsun vesaire. Ha, bunların tam tersi de bunlardan
farklı bir şey değildir arkadaşlar. Yani ben çok iyi konuşuyorum, ben çok becerikli biriyim. Sonra bir gün biri der ki, sen o kadar da becerikli değilsin. Hadi bakalım, kendini mezarda görürsün. Kendini tercih edilebilir, kabullenilebilir, onaylanabilir biri kılmaya çalışırsın. Ama dikkat edin, bu her zaman az veya çok birine veya birilerine ihtiyaç duyar. Ya ben çok bilgiliyim. Kendi kendime çok bilgiliyim. Odamda oturmuşum, çok bilgiliyim. Ne bu? Çok manasız görünür. Bildiğimi birilerine anlatmalıyım. Hatta onu biraz güzelce de parlatmalıyım. Yani işte ilmimin zekatını veriyor olmalıyım. Tabii birisi bana zekat verme deyince de kavga ederim. Yani sen de anlamıyorsun. Sana ilmimin zekatını vermekte hata falan dersin. Bir sürü hikayeler oradan çıkar. Neden? Aslında o benlik kendisini başkalarının algısında görmek istiyor. Neden? Çünkü varlığı ve tamlığı kendinden kaynaklanmıyor. Kendinden kaynaklanmadığı için o birine ihtiyaç duyuyor. Yani tamam, çok bilgilisin de hiç kimse bunun farkında değilse bir anlamı var mı? Yani en azından bir kişi bilsin. Benim bir arkadaşım vardı. Yani dedi ki, ya en azından bir kişi sana değer versin. Bir kişi seni sevsin. Bir kişi sana bu benim en samimi arkadaşımdır, dostumdur desin. Yani bir kişi bana yeter diyor. Tabii bundan meşruiyet oluşturuyor. Yani bak, ben çok şey aramıyorum. Bir kişi yeter. Halbuki bir kişiyle 1 milyon kişi arasında veya 1 milyar kişi arasında aslında hiçbir fark yoktur. Neden? Çünkü sen kendini dışa odaklı, dış referanslı bir şekilde tanımlıyorsun. O dış referanslı bir şekilde tanımladığın için tırnak içinde başını her zaman belaya sokma ihtimalin var. Hani günümüzde böyle çokça rastlıyoruz ya. Diyorum mesela, atıyorum, bu dövmeyi niye yaptın? Kendimi ifade ediyorum. Kime ifade ediyorsun güzel kardeşim? Yani birilerine niye ifade etme ihtiyacı duyuyor ki bir benlik? Acaba bunu kendine sordun mu? İşte ben istediğimi yaparım. Hayır, aslında sen istediğini yapmıyorsun. Sen birilerinin seni onaylayacağı bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla aslında farkına varmadan kendimizi aldatma hikayesinin içinde kendimizi buluyoruz ve o hikayeyi hani ufak tefek ayarlamalarla, düzeltmelerle kabul edilebilir bir forma sokmaya çalışıyoruz. Eğer biri bizi onaylamazsa bu durumda onu aşağılamayı seçebiliyoruz. Veya birisi bizi yok sayarsa ben de onu yok sayıyorum. Çünkü o benliğin başka bir çaresi yok. O benlik şunu diyemez. Ya karşımdaki beni yok sayıyor ama ben onun varlığının farkındayım. Hatta o kendi öz varlığının farkında olmasa bile. Bunu nasıl diyebilir o benlikler? Bunu diyemezler. Bunu ancak kendini bilen bir insan söyleyebilir. Yani biz ancak başkalarının üzerinden var olmayan, başkalarıyla bağlantılı bir hikayesi olmayan, başkalarına referanslı olmayan, tabii ki çoğu zaman benim hiç kimseye referansım yok, benim hiç kimse umurumda değil diyoruz ama keşke böyle olsa. Böyle değil. Henüz böyle değil. Peki ne yapmalıyız? Bunu önce iyi tanımalıyız. Bu ne, nasıl bir hikayedir? Yani böyle bir şey var mı? Var. İşte insan sevilebildiği, onaylandığı, takdir gördüğü, başarılı olduğu, birisi tarafından önemsendiği durumda tırnak içinde kendini iyi hissediyor. O kendini alacaksınız, tırnak içine alacaksınız ve o kendini tanımaya çalışacaksınız. Bu nasıl bir kendilik? Bu nasıl bir kendilik? Bunu keşfetmek zorundayız. Çünkü bu aslında
bizim gerçek kendimiz değil. Bu aslında gerçek kendiliğin bir imitasyonu, sahte bir versiyonudur. Bunu fark etmediğimiz müddetçe zihnimiz başkalarıyla meşgul olur. Zihnimiz başkaları tarafından işgal edilir. Ama bunu başkaları yapmaz. Bunu siz yaparsınız. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene annenizle, babanızla, kardeşlerinizle, işte ilkokul öğretmeninizle kavga edersiniz. Neden? Çünkü onlar tarafından şöyle algılanmak ama şöyle algılanmamak isteyen bir benlik var. O ilkokul hocası niye beni küçümsedi? Niye bana hakaret etti? Diye zihniniz onu yıllarca, hatta ölünceye kadar, hatta insan şey yapar böyle. Bunu hiç unutmayacağım. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Hatta bu kafayla zaten unutamaz da bir de onu perçinliyor. Bunu asla unutmayacağım diyor. Ve sen ne yapıyorsun? Gereksiz ve ağır yükler taşıyorsun. Gereksiz, ağır yükleri kendi omzuna, kendi elinle yüklüyorsun. Mesela hiç kimseyle bir hesabınızın olmadığı bir durumu hayal edebiliyor musunuz? Hiç kimseyle hesabınız yok. Diyelim ki ahirete gittiniz. Allah dedi ki, kimden alacağın var? Yani aklınıza bir şeyler geliyor ama şu şey yok. Şundan alacağım var. Yok ya Rabbi, kimseden bir alacağım yok. Bu size yapılan bir yanlışı görmezden gelme, işte baskılama anlamına gelmiyor. Bu şu anlama geliyor. Size kim ne yaptıysa aslında gerçek size yapmamıştır. O öz varlığınızı idrak ettiğinizde onun hiç kimseden alacaklı da olmadığını görürsünüz. Neden alacaklı değil? Çünkü kimse onu yaralayamamıştır. Kimse onu zedeleyememiştir. Kimse onu mahrum etmemiştir. Kimse onu bozmamıştır. Kimse onu utanca boğmamıştır. Kimse ona kendisini kötü hissettirmemiştir. Biz niye kendimizi bazen bazı insanların tutum ve davranışlarından dolayı kötü hissediyoruz, değersiz hissediyoruz, anlaşılmamış hissediyoruz, yok sayılmış hissediyoruz veya hayatta işte nesin sen diye kendi kendimize kurgular üretiyoruz. Yani kusura bakma da şunu o benliğe bir sorsana. Ne olmayı arzu ediyorsun acaba? Ne istiyorsun? Var değilsin ve var olmaya mı çalışıyorsun? Peki bak bakalım kutsal metinlere. Yani yaratıcı, ne derseniz deyin, Tanrı, Rabbiniz sizi bu dünyaya var olmaya mı gönderdi acaba? Öyle bir metin hatırlıyor muyuz? Sizi dünyaya gönderiyorum, var olmaya çalışın. Böyle bir şey var mı? Sizi dünyaya gönderiyorum, kendinizi gerçekleştirin. Böyle bir şey mi var? Sizi dünyaya gönderiyorum, yani birisinin gönlüne girin. Sizi dünyaya gönderiyorum, dünyayı değiştirin. Böyle bir şey var mı? Yok. Ha peki dünyayı değiştirebilirsiniz. İnsanlar sizi sever, siz insanları sevebilirsiniz. Bakın, bunları yatsıdığımızı söylemiyorum. Veya bunların yatsınması gereken şeyler olduğunu söylemiyorum. Kendimizi bunların üzerinden tanımlamanın problem olduğunu söylüyorum. Yoksa Allah sana bir imkan verir, bir süreç yaşatır. İnsanların farkındalıklarını arttırmaya, bir şeyleri anlamalarına hizmet edebilirsin. Ama şöyle bir şeyin yoktur. Ya benim de dünyadaki görevim buymuş. Yok öyle bir şey. Sen varsın ve varlığınla yaşıyorsun. Allah senin o varlığını bir işte de kullanabilir, hiç kullanmayabilir. Ben çoğu zaman insanlara şunu sorarım. Derim ki farz et ki Allah sana şunu dedi.
Ey kulum, ey insan, ey sen, seni yarattım ama dünyada hiçbir başkalarıyla ilgili, insanlarla ilgili, varoluşla ilgili hiçbir görevin yok. Yaşa ve mutlu ol. Hiçbir sorumluluk bu anlamda yani. Bu anlamda bir sorumluluk vermiyorum. Varlığının hakkını ver. Varlığını fark et ve varlığınla mutlu olarak yaşa dense bizim benliklerimiz muhtemelen rahatsız olur. Çünkü sahte benliklerimiz bir şey olmaya çalışıyor. Bu aslında neyi gösterir? Bir şey olmadığını da gösterir aslında. Peki sen bir şey olmayan bir varlık mısın? Yani olmayan bir varlık mısın acaba? Allah seni yok olarak yarattı. Git var ol mu dedi. Hani hep derler işte varlık mücadelesi yapıyoruz. Benim bazı böyle tanıdığım insanlar vardı. Diyorum ne yapıyorsun? Mücadele ediyoruz. Diyorum bak bunu bırak. Bu mücadeleyi bırak. Varlığınla yaşa. İş mi yapıyorsun? Öğrenci misin? Anne misin? Baba mısın? Arkadaş mısın? Ne isen? İşte bir kafede garson musun? Çay mı yapıyorsun? Ne olursa olsun. Varlığını fark et ve bunu doğal bir şekilde, mutlu ve huzurlu bir şekilde gerçekleştir. Şey olarak yani varlığının farkındalığını gerçekleştir. Varlığının farkındalığıyla yaşa bir anlamda. Bir şey gerçekleştirmeyeceğiz. Biz varlığımızı aslında gerçekleştirmeyeceğiz. Varlığımız var. Onun farkındalığını gerçekleştireceğiz ve onun farkındalığıyla yaşayacağız. Bu bazen hayatta Allah hikmeti ve takdiriyle sana bir ailenin şeyi olarak seni yaşatabilir, reisi olarak yaşatabilir, bir ailenin sorumluluğunu yaşatabilir, bir sosyal grubun gelişimine hizmet ettirebilir, birçok şey yaptırabilir. Dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Sen bunlarla tanımlanacak bir varlık değilsin. O yüzden sahte kimliklerden arınmak durumundayız. Yani bunların hepsi sahte. Mesela ben babayım. Sahte bir şey. Yani bak ne sahte? Baba olduğun sahte değil. Çocukların olduğu da sahte değil. Ama ben bir baba değil. Ben baba değildir. Yani yarın öbür gün çocukların seni babalıktan verdi de sen ne yapacaksın? Bittin. Hani dedim ya diri diri kendimizi mezara koyuyoruz. Sonra bazen hayatta birisi mezarımıza toprak döküyor. Bazen birisi mezarımızın üzerine güzel bir mozole yapıyor. Falan işte böyle ahım şahım bir mezar taşı yapıyor. İşte sevgili babamız veya sevgili eşin, işte sensiz hayat hiç geçmiyor falan bir hikaye üretirler. Halbuki bütün bunlar bir sahte benlik ve kimlik algısının sonucudur. Ben baba değilim. Ben anne de değilim. Ben ilişkilerimin tanımladığı bir varlık da değilim. Ama aynı zamanda bir baba fonksiyonu görüyorum, bir anne fonksiyonu görüyorum, bir arkadaş fonksiyonu görüyorum. Bir sosyal ortamda veya bir sosyal yardım kuruluşunda iş yapma fonksiyonu görüyorum. Ama kendimi neyle tanımlıyorum? Allah'la. Ben Allah'a aitim. Onun varlığıyla varım. Bu kadar. Haç niye? İşte hiçbir üzerinize hiçbir dikişli elbise giymemeniz şartıyla uygulanan bir ibadettir. Konu dikişsiz elbise giymek midir? Yoksa zihninizin dokuduğu benlik algılarından özgürleşmek süreci midir?
Yani sen istediğin kadar dikişsiz ihram giy. Zihninde o kadar dikiş var ki, zihninde o kadar benlik hikayesi var ki, ben işte çocuklarım için kendimi feda etmiş biriyim. Ben işte çok büyük fedakarlıklar yapmış biriyim. Ben başkaları gibi bencil değilim, bencil olamıyorum. Bir de böyle bir ego, alttan alta bir gurur diyor. İşte ne yapayım, bencil olamıyorum, istesem de olamıyorum falan hikayeleri üzerinden bir de tekrar bir sahte dikiş yapıyorsun. Peki mesele nedir? Mesele bunlar üzerinden kendini tanımlama tuzağındaki benliği keşfetmektir. Bu nasıl bir hikaye? Bu nasıl bir şey? İşte ben bencil olamıyorum. Kim bu ya? Mesela bencil olduğunda ne hissedecek? Bencil olmadığında ne hissediyor? Kim böyle bir hikayenin üzerinden kendini tanımlıyor? Ben varlığım ve varlığım hayatın akışı içinde tezahür ediyor. Doğal olarak varlıkta fedakarlık vardır. Doğal olarak varlıkta merhamet vardır. Ama dikkat edin, o varlığın asıl ve hakiki sahibi kimdir? Yaradan'dır. Yaradan olduğu için ben tırnak içinde söylüyorum, varlığın keyfini yaşıyorum ama varlıktan pay kapmaya çalışmıyorum. Varlıktan pay kapmaya çalıştığınızda ilk önce hoş gelir. Hani o Yunan mitolojisinde tanrıların ateşinden bir parça almış biri var, insanlara getirmiş ya, tam bir sahtekarlık bu yani. Ve hep aslında hepimiz bunu yapıyoruz. Ne diyoruz mesela? Abi sen çok iyi birisin. Ne yaptım? Tanrının iyilik ateşinden bir parça aldım, sana verdim. Senin gibi iyi bir insan tanımadım diyorum. Sen de egona yeniliyorsun hakikaten ya, hani estağfurullah falan diyorsun ama içinde şöyle bir şey var. Ha, ben iyi biriyim yani diyorsun. İşte bu tırnak içinde, yani Yunan mitolojisi açısından söylersek tanrıların ateşinden çalmak aslında bu. Diyorum ki sen güçlü birisin. Tanrının kudretini sana mal ediyorum. Tanrının verdiği bir şeyi ne yapıyorum? Bir nevi hani zahiren Tanrı'nın mülkiyetinden alıp sanki senin mülkiyetine veriyorum. Eğer bu konuda bilinçli değilsen sen de bunu kabul ediyorsun. Hakikaten ya diyorsun, ben güçlü biriyim. E tabi yani güçlü olmak güzel bir şey. Herkes cesur olamıyor falan hikayesi üretiyorsun. Ne bu? Hırsızlık bu. Ne bu? Bu gasp. Yani, tamamen Türkçe karşılığı gasp etmektir. Peki gasp ediyorsun da ne oluyor? Önce bir hoşuna gidiyor. Yani, ben güçlüyüm diyorsun. Ben merhametliyim. Ben iş yapıyorum. Ben bir şeyler yapıyorum. Bak o yapmıyor, ben yapıyorum. Demek ki benim kişisel bir farkım var. Gibi hikayeyi devam ettiriyorsun. Ama asla kendine pay çıkarmaktan vazgeçmiyorsun. Yani bir şekilde ya tamam da Allah'tan da ya benim payım yok mu diye hep böyle alttan alta bir şey bizi kurcalıyor. Hiç mi payım yok? İyilikte hiç mi payım yok? Yok. Kutsal kitap böyle söylüyor. Ben de buna hakikaten tam olarak inanıyorum ve idrak ediyorum ve müşahede etmişim kendi varlığımda. Benim kendimden kaynaklanan hiçbir iyilik yok. Kendimden kaynaklanan hiçbir hayır yok. Benim üzerimden işleyen bir iyilik ve hayır olabilir. Benim üzerimden işleyen bir ilim, bir fayda, bir merhamet, bir şefkat olabilir. Ama kaynağı ben değilim. Çok şükür ki ben değilim. Çünkü ben olursam, olduğumu zannedersem önce ona bir sahipleneceğim. Bu önce güzel geliyor. Yani ben biliyorum, ben merhametliyim, ben sahip çıkıyorum falan. Önce bu bir yerde biraz tatminkar geliyor. Çünkü ego boş ya. Eline bir şey vermen lazım. İlla
Yani ben sonrası gelmiyor. Benle bir şey koyman lazım arkasına. Tırnak içinde CV'ni doldurman lazım. Egoist CV'ni doldurman lazım. Bu CV illa bir iş yerinde birine verilmesi gerekmiyor. Hepimizin sahte CV'leri var. Mesela bazı kadınların işte ben saçımı süpürge ettim CV'sindeki en baş cümle bu. Buradan da büyük bir profesör olduğuna falan kani. Yani herkes bunu yapmaz. Ben çok fedakarlık yapmış biriyim. Hepimizin sahte CV'leri vardır. Kimin CV'si yoktur? Dervişlerin yoktur. Onların herhangi bir CV'si yok. Böyle bir şeye hem ihtiyaç yok, hem böyle bir şeyin sahteliğini de biliyorlar. O yüzden bütün kadim öğretilerde, başta İslam olmak üzere, insan fakr ile tanımlanmıştır. Allah ganidir, siz fakirsiniz. Allahu ganiyun ve entumul fukara. O yüzden birçok sufi şeyi, yolu mensuplarını fakirler olarak tanımlar. Ama bizde tabii kelime önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi yani ben fakir deyip böyle alttan alta kazıdığın zaman ben kimim biliyor musun falan içeriden o şeyler çıkabilir. Ama hakiki anlamda ayet çok net ve açıktır. Ve bu çok büyük bir müjdedir. Yani neden büyük bir müjdedir? Yani benim bir şey olmama gerek yok. Yani kendimi kasmama gerek yok. Varlığımı fark edip varlığımı doğal olarak inkişaf etmesine açık halde olmam bana yeter. Ve o benim diye sahiplendiğim bir varlık da değil. Çünkü ben fakirim. Fakirin kendine ait varlığı da yoktur. Kendini refere ettiği, kendini bağladığı, intisap ettiği bir Rabbi vardır. O yüzden bir alim der ki, iman bir intisaptır. Neye intisap ediyorum? Yani neye bağlıyım? Sonsuz ve mutlak olana bağlıyım. Ne olarak bağlıyım? Fakr hali olarak bağlıyım. Yani bana ait hiçbir şey yok. Peki dikkat edin. Bundan rahatsız olan bir benlik var mı? Bundan rahatsız olan bir benlik varsa başınız belada demektir. O yüzden dedim ki aslında bu anlayan insan için bir müjdedir. Neden? Yine o alimin ifadesiyle kullanıyorum. Varlık yükü ağırdır. Sen bu yükü taşıyamazsın diyor. Niçin bu kadar psikolojik problemlerimiz vesairemiz var? Çünkü mesela alın bir insandan bir şey olmak arzusunu alın. Bir şeyden korkma duygusunu alın. Bir yere ulaşma, bir şeye ulaşma, kendini var etme arzusunu alın. Alın bütün bunları, ne kalacak? Huzur kalacak. Sükunet kalacak. O yüzden varlık yükü ağırdır. Sen bu yükü taşıyamazsın diyor bir bilgi. Varlık yükü ağırdır. Sen bu yükü taşıyamazsın. Şimdi ben varım dediğimde ne oluyor? Bir taraftan bir düzeyde hoşa gidiyor. Ben varım. Hatta egomuz şey yapar. Ben varım ya. Sen beni nasıl yok sayıyorsun? Nasıl beni görmezden geliyorsun? Değil mi? Oradan da başka bir ego şişiyor zaten. Çünkü aslında dikkat edin. Varlığım dediğim şey gerçek bir varlık değil ve o algı da bana yetmiyor aslında. Bana yetse biri beni yok saydığında niye rahatsız olayım ki? Değil mi? Böyle bir şey olur mu? Ben varım ama biri yok sayıyor. Sorun nerede? Var mı bir sorun? Arkadaşlar sorunu olan var mı bu konuda? Sen varsan ama birileri seni yok farz ediyorsa, görmezden geliyorsa sorun var mı? Bence yok. Ama
o var olduğunu düşünen benlik, ki bu kurgusal bir şeydir aslında, başkaları tarafından da algılanmak, onaylanmak, takdir görmek, varlığının yansımasını hissetmek isterse, işte o zaman başınız belada demektir. O yüzden insanların başı beladadır. Hepimizin başı belada. O beladan kurtulmaya ihtiyacımız var. Başımızın belası olan şey sahte kendilik algımızdır. Bir babayı evlatları reddetse sorun var mı? Bence yok. Bakın bu umursamazlık değil, dikkat edin. Buraya özellikle işaret ediyorum. Çocuk tırnak içinde atıyorum dengesizdir. Atıyorum ben niye Sabancı'nın oğlu değilim diye size gelse, ya evladım işte biz Sabancı değiliz, ne yapalım? Olman lazımdı. İşte madem Sabancı değilsin niye çocuk yaptın falan diye de böyle yağdırsa ne yapacaksınız? Çökersiniz. Şu çocuğa bak dersiniz. Hem besle, büyüt, sancısını çek, zorluğunu çek, okut. Sonra da karşına çıksın. Bana mı sordunuz desin. Hadi bakalım, çık işin içinde. Ama sen kendini bir baba, bir anne, o evladın sahibi gibi algılama tuzağına sahip değilsen, onu sakince dinlersin. Eğer biraz iletişimin açıksa ve seni anlayabilir olma ihtimali varsa, biraz onun kendi kendisini anlaması için destek olursun. Yoksa sen beni yok sayıyorsun değil mi? Baban değilim değil mi? O zaman sen de benim evladım değilsin falan diye reaksiyon mu göstermek gerekiyor? Dikkat edin. Nerede çok güçlü reaksiyon veriyorsanız orada çok güçlü bir sahte benlik hikayesi vardır. Nerede en büyük reaksiyonu veriyorsanız orada en büyük yanılgı, en büyük özdeşleşme vardır. Ve onu keşfetmek zorundasınız. Burada çok sahte bir şey işliyor. Hani bazı tartışma programlarında olur işte, sen bana bir şey bilmiyorsun mu diyorsun? İşte sen ne demek istiyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hikayesi nereden doğuyor? Kendini bilmemekten doğuyor aslında. Yani onu söyleyen de kendini bilmiyor, karşıdaki de kendini bilmiyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Niye denir ki? Yani ne yapacağım bunu? Bedevi gelmiş peygambere, ihtiyacı var diye peygamberi tırnak içinde yakasından tutmuş. Peygamber şey mi demiş? Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye bir soru söylemiş acaba. Senin ilk vereceğin cevap ne olurdu? Bir de onu düşün. Kendini peygamberin yerine koy. Sen öyle bir muameleye maruz kalsan tırnak içinde içinden ne geçerdi, ne derdin? En yumuşak söyleyeceğimiz şey şu olurdu. Ya işte bedeminin teki, neyse kafanızı çok takmayın. Ben de çok umursamıyorum. Verin istediğini gitsin derdiniz. En yumuşak şey bu olurdu. Peygamber ne yapıyor? Peygamber neye ihtiyacın var diyor. Beytülmal'dan ihtiyacını veriyor. Ve sonra bir şey daha söylüyor. Diyor ki bak diyor, benim arkadaşlarım biraz sana karşı böyle olumsuz hissiyatlar duyuyorlar. Sen benden memnun olduğunu ve memnun olarak ayrıldığını söylersen iyi olur diyor. Bakın bunu peygamber kendi için demiyor. Peygamber bunu o ashab o yanlış düşünce ve duygularda kalmasınlar. Zihinleri böyle sahte bir duygu üzerinden gereksiz yere vakit kaybetmesin diye. Hem de o bedevinin de peygamber tarafından herhangi bir olumsuz duyguyla karşılanmadığını da hissediyor. Yani peygamber ona negatif bir şey söylemiyor. Hani memnun olduğunu onlara ifade et diyor ki onlar senin o tutumundan dolayı biraz sana alınmış olabilirler.
mealinde. Bakın bu nedir? Bu kendini hiçbir benlikle tanımlamamaktır. Hiçbir benlik üzerinden kendini tanımlamıyor. Bu yüzden de hiç kimse tarafından böyle bir benlikle de tanımlanmak arzusu duymuyor. Çünkü bakın, kendinize sahte bir kimlik üretirseniz, bu sahte kimlik, yanlış anlamayın, İşte ben doktor olmadığım halde kendime doktorum diyorum değil yani. Kendinizi dünyadaki herhangi bir fonksiyon, işlev, ilişki üzerinden tanımlamaktır. Onun üzerinden tanımladığınız an tanınma ihtiyacı duyarsınız. Ben babaysam çocuklarım olmalı. Çocuklarım bana nasıl bakmalı? Yani en azından teşekkür etmeli. Ya teşekkür beklemiyorsam da en azından tepkisel davranmamalı. Beni yok saymamalı. En azından beni biraz dinlemeli yani. En hafifinden. Ne yapıyorum o zaman? Bir tuzağın içine kendi kendimi çekmiş oluyorum. O yüzden insanlarla ilgili sorunlarımızın büyük bir çoğunluğu bu tür sahte kimliklerden kaynaklanır. Çünkü aynı zamanda o benlikler kıyaslama yaparlar. Ya bak, ben sana böyle davranıyorum, sen de bana böyle davran. Hikayesi üretirsin. Ve o zaman daha büyük bir çukura düşersin. Artık iyiliğin ve kötülüğün karşındaki insanın tutumuna bağlı hale gelir. Hatta bu konuda peygamberin çok önemli bir sözü vardır. Der ki, ben iyi insanlara iyi davranırım, iyilik yaparım, kötü insanlara da kötü davranırım diyen, bakın çok önemli bir ifade, zayıf kişiler gibi olmayın der. Bunu bir zayıflık olarak tanımlıyor. Ne zayıflığı aslında bu? Gerçek varlığının farkındalığına dair bir zayıflık. Sen kendini insanlarla olan ilişki ve etkileşimin üzerinden tanımlıyorsun. Çünkü gerçek varlığının farkındalığı çok zayıf. Bu sefer ne yapıyorsun? Ya enayi miyim diyorsun. O bana kötülük yapacak. Sen ne yapacaksın? Sen de mi kötülük yapacaksın? O zaman bakın, günümüzde insanlığı nasıl kötüye sevk ediyorlar? Önce birilerini kötü yapıyorlar. Onlar biraz kolay gibi. Sonra bırakıyorlar. Artık o, ne diyelim, hani kimyevi tepkime gibi, hani bir yere, bir ormana küçük bir ateş atarsın, sonra ağaç ağacı, orman ormanı yakmaya başlar. Sonra ne oluyor? Tepkime gibi, işte insanlar üçkağıtçı, insanlar bencil, insanlar duyarsız, insanlar kıymet bilmiyor, insanlar vefasız. Sen ne oluyorsun? Bir bak, hiç farkında mısın? Bir, öfkeli oluyorsun. İki, çok yargılayıcı oluyorsun. Üç, ben de böyle olacağım ya, ben aptal mıyım diyorsun. Dolayısıyla kötülerin kötülüğü sendeki potansiyel kötülüğü tetikliyor. Bakın, hepimizde potansiyel kötü olabilme imkanı vardır psikolojik düzeyde. Ve bu zaman zaman insanlar tarafından tetiklenebilir. Ama sen uyanık mısın? Sen güçlü müsün? Bakın, güçlü olmak kötüye iki kat kötülük yapmak değildir. Güçlü olmak, gücünü hissettiğinde sana zulüm yapana sen de iki kat zulmetmen değildir. Hatta bu söz üzerine peygambere diyorlar ki, peki biz ne yapalım ve ne diyelim? İyilik yapana doğal olarak iyilik yaparız. Kötülük yapan karşısında da hakkımızı koruruz deyin diyor. Sen kötü olmak zorunda değilsin. Sen kaba bir insana karşı kabalaşmak zorunda değilsin.
bencil bir insana karşı bencilleşmek zorunda değilsin. Senin canını acıtmak isteyen bir insanın da canını acıtmak zorunda değilsin. Seni aşağılayan bir insana aşağılayıcı bakmak zorunda değilsin. Hatta o kendini bile aşağılıyor olabilir. Ben öyle insanlar da görmüşümdür. İnsanları da aşağılıyor, ben de aşağılığım diyor mesela. Sen onu bile aşağılamamalısın. Neden? Çünkü onun özü aşağılanamaz. O Tanrı'nın ruhunu taşıyor. O kişi sahte kendiliğini aşağılık bile görse, sen onun öz varlığının bilincinde olarak onu aşağılamamalısın. Bakın bu işte neyi gerektiriyor? Bu o sahte benliklere takılmamayı, onların üzerinden kendimizi tanımlamamayı gerektiriyor. Bir bak bakalım, bir insan seni aşağılıyor. Nasıl hissediyorsun içeride bunu? Kendinin aşağılanması olarak mı görüyorsun? Kendin aşağılanabilir mi acaba? O neyi aşağılıyor? Sen nasıl algılıyorsun? Hani hep söylediğim bir sözdür. Adamın biri Buda'ya hakaret etmiş. Buda dinlemiş. Adamın sözü bitmiş. Buda demiş ki, benim bu konudaki yaklaşımımı duymak ister misin? Hayır demiş, duymak istemiyorum. Bir daha hakaret etmiş, çekmiş gitmiş. Bu da gayet sakin talebeleriyle konuşuyor. Bir talebe dayanamamış. Üstadım demiş, nasıl böyle tepki vermiyorsunuz, ona hak ettiği cevabı vermiyorsunuz, o size böyle böyle hakaret etti falan. Demiş ki, sen niye gaflettesin? O demiş, Buda'ya küfretmedi. Kafasındaki Buda'ya küfretti. Sonra 3-5 gün sonra adam dönmüş. Yaptığı hatayı anlamış. Böyle büyük bir mahcubiyet ve utanç içinde gelince demiş, bak demiş, eskileri unut. Biz şimdi ve buradayız. Yani sen madem kendi yanlışının farkına vardın, konu benimle ilgili değil. Kendi yanlışının farkına vardıysan benim için zaten bir problem yok. Ve gel demiş, şimdi şu konuları konuşalım. Yoksa işte sen bana 3 gün evvel ne dediğini hatırlıyorsun değil mi? Falan diye bir hikayesi yok. Niye böyle bir hikayesi yok? Çünkü kendini başkalarının onayı veya onaylamaması üzerinden tanımlamıyor ki. Bakın, şuna özellikle dikkatinizi tekrar çekeyim. Bu insanları umursamamak değildir bakın. Egomuz bazı şeyleri çok yanlış algılayabiliyor. Burada kastettiğim şey insanları umursamamak değildir. Ama ne derse desin umurumda değil, bu değildir. Tam bir varlık farkındalığıdır. Siz varlığınızın tam olarak farkındasınız. O farkındalıkla da insanları ve çevrenizi algılıyorsunuz. Asla bir duyarsızlık, umarsızlık, yok sayma, görmezden gelme. Yani sen beni zamanında hatırlıyor musun? Nasıl görmezden geliyordun? Şimdi devran döndü. Allah da büyük ya. Tabii Allah mı büyük, ego mu büyük ayrı bir konu. Onu da Allah'a yapıştırıyorsun yani. Halbuki Hazreti Yusuf öyle mi yaptı? Yani Allah büyük, bakın nasıl sizi önüne çıkardı falan diye onlara kızdı mı, aşağıladı mı, küçümsedi mi? Hayır. Dedi ki, bugün size herhangi bir kınama, herhangi bir şey yok. Rahat olun. İşte bu hakiki insan bilincidir. Ve biz bu bilince namzet insanlarız. Yani biz bu bilinci aslında içimizde taşıyoruz. İçimizde bu var. Bunu üretmemize gerek yok aslında. Sahte kimlik ve algıları bırakın, ortaya çıkacak olan budur. O yüzden mesela Budistler der ki, içinizdeki Buda'yı çıkarın der. Yoksa Buda olun demez yani. İçindeki Buda'yı keşfet der. Biz de içimizdeki
hakiki insanlığı keşfedeceğiz. Bu insan olmaya çalışmak değil aslında. İnsan olduğumuzun en hakiki düzeyde idrak edilmesi. Ve bu hepimiz için mümkün olan bir şeydir. Çünkü bazı egolar da bizi yanıltır. Ya ben kimim ki falan deyip böyle bir sahte tevazu perdesi altında aslında sahte benliklerin üzerinde çalışmaktan kaçınırsın. Ya estağfurullah biz kimiz ki? Onlar büyük insanlar falan filan diyerek aslında ne yapıyorsun? Kaçıyorsun yani. Mevcut durumu görmekten, bunun farkında olmaktan, bu yüklerden kurtulmaktan kaçıyorsun. Ne yapayım böyleyim, ben değişemem diyerek dikkat etmen, fark etmen, ayrışman gereken şeyden kaçınıyorsun. Bu neye mal oluyor? Aynı tuzağın içinde ömür boyu yaşamana neden oluyor. Evet, o yüzden bir bilgenin duasıyla tamamlıyorum. Kısa bir dua. Ya Rabbi beni benden kendine al. Ve beni bu benliğin çöllerinde mahvettirme. Çünkü bu benlikler gerçekten bir çöldür. Size bir şey sunuyor gibi gözükürler ama size hiçbir şey vermezler. En son eliniz boş kalır. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. Ya Rabbi beni benden kendine al. Evet, teşekkür ederim. Thank you.